toplumu yaşadığı her toplumda, her toplumsal kesimde, hayatın her alanında laiklik ilkesine uygun olarak hayatın devam etmesini istemektedir ve bunun gereğini savunur. Ayrıcalık istemiyoruz. Tam tersinde ayrımcılığın son bulmasını talep ediyoruz. Biz Aleviler herkes için demokrasi, herkes için eşit yurttaşlık istiyoruz. AKP'nin iktidar olduğu son 12 yılda Alevilerin temel sorunlarının çözümü yönünde tek bir adım dahi atılmadığı gibi sorunlarımız daha da derinleşmiş, ağırlaşmış, adeta Aleviler ötekileştirilmişlerdir. Dönemin başbakanı meydanlarda bir parti başkanını, bir gezi direnişçisini Alevi kimliğinden dolayı yuhlatmaktan geri durmamıştır. Sadece Sünni İslam'a hizmet etmekmiş gibi, Sünni İslam'ın da biraz önce ifade etmeye çalıştım, Suudi Arabistan'ın uygulamaya çalıştığı, uyguladığı ve ismine Vehhabilik dediğimiz İslam anlayışını Türkiye'de egemen kılmaya memurlarmış gibi bir tavır içindedirler. Hükümetlerin özellikle Alevi inancını kendilerine göre dizayn etmesi, Alevi kurumları yerine kendi kurdukları tabela dernekleriyle muhatap alması Alevi toplumunu, Alevi kurumlarını incitmektedir. İktidarın derdi, ülkeyi parçalayarak, böl parçala yönet kültürüyle, mantığıyla parçalayarak yönetmeye çalışıyor. Zorunlu din dersleri yerine zorla din dersi geldi. Biz zorunlu din dersleri kaldırılsın dediğimiz anda zorlamayla zorunlu din dersleri getirildi. Bunun için Aleviler bir araya geldi, bu birliğe ihtiyaç var. Çünkü Aleviler ancak bir olursa bu ülkedeki demokrasiye de katkı sunacak. İnanıyorum ki barış sürecine katkı sunacak.